Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı sardunyalarla yaptık. Bugünkü videomuzda çiçeklerimizin toprağına toplanan sinekler, böcekler, karıncalarla ilgili kısa olarak bilgiler paylaşacağım. Toprağına serpiştireceğiz ve çiçeklerimizin toprağını sineklerden, böceklerden, karıncalardan uzak tutacağız arkadaşlar. Bu yöntemi ben sizlere geçen videolarımda da paylaşmışım. Kanalımda mevcuttu. Bugün yine tekrar edeceğim. Çiçeklerimin toprağına serpiştireceğiz ki bu güzel kızlarımızın toprağına sinekler, böcekler, karıncalar yaklaşmasın. Açık havada tutuyoruz sardunyalarımızı. Doğal besinlerle besliyoruz. Ayda bir kere toprağına serpiştireceğiz ki çiçeklerimizin toprağına sinekler yaklaşmasın. Çiçeklerimizin kökleri aktif olsun. Çiçeklerimizin bol bol vitamin vermiş olsun toprağına. Güzel pırıl pırıl çiçek açmış olsun arkadaşlar. Bakın özel tür sardunya. Çok sevdiğim sardunyalar türünden biri de arkadaşlar. Yıldız sardunyası. Diğer fide sardunyalarım da aynı şekilde görüyorsunuz. Yaprakları sağlıklı. Bol bol tomurcukları geliyor. Küçük tomurcukları var. Sonbahardayız. Tomurcuk dayanmıyor arkadaşlar. Sürekli tomurcuk çıkarıyor. Çok güzel renge sahip olan bir sardunyadı. Diğer saksımıza da bakar mısınız? Çok güzel. Her tarafından dolu dolu boncuk gibi tomurcukları var. Güzel gelişim gösteriyorlar. Yapraklarından da bellidir. Güzel, sağlıklı oldukları. Çiçeklerimizin kökleri aktif olduğu zaman güzel tomurcuk çıkarıp çiçeğe geçebiliyorlar. Yaprakları koyu yeşil oluyor arkadaşlar. Çiçeklerimizin yaprak besinini de vermemiz gerekiyor. Özellikle sonbaharda yapmamız gerekiyor ki sağlıklı büyüsünler. Bugün sineklere karşı, karıncalara, böceklere karşı sizlere zencefille geldim. Zencefil inanılmaz fayda sağlayan bir gübre oluyor sinekler için. Sadece kaşığımızın ucunda toprağın üzerine serpiştireceğiz. Zencefilin inanılmaz ağır kokusu var. O kokuya sinekler hiçbir şekilde yaklaşmıyor arkadaşlar. Bu yöntemi, bu türü ayda bir kere çiçeklerinizin toprağına dökmeniz gerekiyor ki biz verdiğimiz doğal gübreler, açık havada tuttuğumuz bitkilerin toprağına sinekler yaklaşmasın. Bunu muhakkak sinek olsa bile olmasa bile yapmamız gerekiyor. Çiçeklerimizin toprağı sineklenmesin. Ben her zaman bu şekilde korumayı alıyorum ve hiçbir şekilde çiçeklerimin toprağına sinekler yaklaşmıyor. Ne kadar doğal besinlerle beslesem bile hiçbir şekilde sineklerden sorun yaşamıyorum arkadaşlar. Bu yöntemi ayda bir kere yapıyorum. Eğer çiçeklerimin toprağında sinekler yoksa da. Sinekler varsa da 10 gün aralığıyla yapıyorum. Sineklerden uzaklaştırmamız için çiçeklerimizi, toprağını. Hepsini bu şekilde kaşık ucuyla dökmemiz gerekiyor. Saksının kenarlarına dökeceğiz. Diğer tarafını bütün her tarafa dökeceğiz ki yaklaşan sinekler bu zencefilin ağır kokusuna yaklaşmasın. Tarçın da epeleyebilirsiniz. Tarçının da içerisinde antioksidan özelliği yüksek var. Zencefilin de içerisinde bol bol antioksidan özelliği var. Hem çiçeklerimizin köklerini aktifleştirmiş oluyor. Hem çiçeklerimizin toprağını sineklerden korumuş oluyor. Çok güzel, faydalı bir yöntemdi. Hepinize gönül rahatlığıyla dökmenizi, vermenizi tavsiye ederim. Çiçeklerinizin, salon bitkilerinizin, sardunyalarınızın hepsine yapacaksınız arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Bakın böyle parmağımızın ucuyla toprağına biraz karıştıracağız ve bunu bu şekilde bırakacağız. Güzel kızlarımız da bu şekilde güzel bol bol çiçek açmış olacak. Toprağı sineklerden uzak durmuş olacak. Böyle solan çiçeklerini üzerinde tutmayın. Bunu ben bu şekilde saksının içerisine koyup üzerine biraz toprak kapatıyorum. Torflaşıyor arkadaşlar. Zamanla çürümeye başlıyor ve toprağını harmanlaştırmış oluyor. Gübrelendirmiş oluyor. Doğal gübre olarak sararan yaprağını gömüyorum. Solan çiçeklerini toprağına gömüyorum. Bu da zamanla çürümeye başlıyor ve toprağı torflaştırıyor. Doğal gübre gibi toprağını harmanlaştırmış oluyor. Bakın bu güzel kızlarımızın çiçeğine
Çok güzel ve buradan da bir tane tomurcuğu geliyor. Sonbahardayız. Benim prenseslerim hep sürekli tomurcuk çıkarıp çiçek açıyorlar. Bakın boncuk gibi pıtır pıtır her tarafından tomurcuklar gelmeye başladı. Bakın çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Çiçeklerinizin yapraklarını dezenfekte edeceksiniz. Bunu geçen videolarımda da söylemiştim. Yumurta beyazınla da yapabilirsiniz. Patates kürünle de yapabilirsiniz. Ve ayda bir kere muhakkak tentürle yodla dezenfekte edeceksiniz arkadaşlar. Çiçekler hem köklerinden hem yapraklarından beslendiği zaman daha güzelleşmeye başlıyor. Orkidelerimizin yapraklarını siliyoruz, temizliyoruz, hava almasını sağlıyoruz. Yapraklarına muz kabuğunun suyunu, yumurta kabuğunun suyuyla silip temizliyoruz arkadaşlar. Bakın orkidelerimiz ne kadar canlanıyorlar. Yaprakları pırıl pırıl oluyor. Bu çiçeklerimizin de aynı şekilde. Yapraklarından beslediğimizde bir tomurcuğu açmadan ikinci tomurcuğa hazırlaşıp açmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın burada da var bir tane. Henüz bunu açmadan diğer tomurcuğu da gelmeye başladı. 15-20 gün arayla gübresini doğal olarak köklerinden veriyorum ben bu güzel kızlarıma. 10 gün arayla da ayrı ayrı hazırladığım doğal kürleri yapraklarına püskürtürüm. Sadece kenardan püskürtürüm. Nemlendiririm arkadaşlar. Bu da çiçeklerimizin yaprağının güzelleşmesine sebep oluyor. Sağlıklı büyümesine sebep oluyor. Koyu yeşil olmasına sebep oluyor. Diğer bütün salon bitkilerinizin yapraklarını da yapabilirsiniz. Kılın çiçeklerinizin sadece bir mendille ıslatıp güzelce silebilirsiniz arkadaşlar. Kılın çiçeklerinize su püskürtmeyin. Göbek kısmına su toplanıyor ve gövdeden çürümeler meydana geliyor. Su fazla kaldığı için kılın çiçeklerimizin kök çürümesi oluyor. O yüzden püskürtmeyeceğiz ve yapraklarını sileceğiz. Kılın çiçeklerimizin temizleyeceğiz. Kolay, rahat bir şekilde havasını almış olsun, yaprakları temizlensin, yıkansın, güzelleşsin. Sardunyalarımıza püskürteceğiz. Sarımsaklı su da püskürtün. Mesela bugün sarımsaklı su püskürttüm. 10 gün geçtikten sonra yine yapraklarına yumurta kabuğunun suyunu püskürteceğiz. Bir 10 gün geçtikten sonra yine yapraklarına patates kabuğunu veya bir orta boy patatesi rendeden geçirip onun suyunu süzüp püskürteceğiz arkadaşlar. Bu çiçeklerimizin canlanmasına sebep oluyor. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.